أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إلى آخر الآيات. صلى الله العظيم. Mevla Teala hakkıyla dinleyip hakkıyla tesirlenmek cümlemize nasip eylesin. Amin. Hoşlandığı, razı olduğu tüm güzelliklerimize ikram eylesin. Amin. Hoşlanmadığı, razı olmadığı hallerden, yerlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Sevdiklerinden dünyada ahirette bize ayırmasın. Amin. Cuma-i Şerifimiz hayırlı ve mübarek eylesin. Amin. Mevla hepinize razı olsun. Amin. Bugünkü Cuma sohbetinde şöyle bir karar verelim beraberce isterseniz. Nasıl bir karar verelim? Sahabe-i kiram efendilerimizin bir özelliğini taşıma kararı. Var mısınız? Var. Nedir o hocam? Çok kolay. Bak çok kolay söyleyeceğim. Sahabe-i kiram efendilerimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara ne anlatırsa, ne bildirirse, hemen alıyorlar, hemen hayata geçiriyorlar. Mesela, bir şey emrediliyorsa, onu hemen hayata geçiriyorlar. Bir şey yasaklanıyorsa, hemen onu yasak ne yapıyorlar? Mesela örtü ayeti geldi. Hemen bir baktılar, bütün sahabe hanımları hemen örtünmeye geçti. Veya buna benzer bir şey emredildi, istendi, hemen hayata geçirdiler. Yani acaba dur bakalım şimdi işte benim nefsim müsaade etmiyor, zaman olur mu şu günleri demiyorlar yani. Biz de bir tane özellikle taşıyalım ya. Ne o? Ne söylenirse eğer eksiğimizse hemen hayata geçirmek niyeti inşallah. Ama inşallah zorla söylesin. İnşallah. Allah'ın başarmayı nasıl yiyorsun? Amin. Ne olur bir tane özellik durun, dikkat edin bak. Ya duyduklarımız eğer bizde yoksa, varsa şükredelim elhamdülillah ne güzel ya. Bak bu anlatılıyor, anlatılan bu özellik, bu güzellik bende var elhamdülillah. Şükrediyorum Allah'ıma diyelim. Yoksa da diyelim ki arkadaş bu bende yok. O zaman bunu yapmam lazım, hayata geçirmem lazım. Allah'ın başarmayı nasip etsin. Amin. Bak kaç tane çok özellik istemedik bir özellik ya. Başaracağız inşallah. İnşallah. Çünkü hikmet-i hüden bize ne oluyorsa ayetler okunuyor, hadisler söyleniyor. Allah'ımızın ifadesi, ayetler Allah'ımızın ifadeleri, hadisler peygamberimizin sözleri. Bizi son derece düşünen Allah'ımız, son derece merhamet eden Allah'ımız ve gerçekten bize son derece düşkün olan peygamberimizin ifadelerini duyduğumuz halde nefsimiz aslında o anda kabul ediyor, doğru söylüyor, doğru mu ya deniyor. Ama ondan sonra biraz sonra bir okuyorsun, nefis diyor ki ya tamam da bu zaman ne zamanla ne alakası var ya? E işte ortama ne alakası var ya? Allah böyle buyuruyor, peygamber böyle istiyorsa bu işi tamam daha ne? Neyin derdindesin sen? İşte orada çok basit şeyler, çok basit hareketler, oluşumlar veya yapmış olduğumuz icraatlar bir bakıyorsun bizi engelliyor, başka hareketine kaydırıyor. Kurtaracağız. İnşallah. Allah'ın başarması. Şimdi ayetlerimizle alakalı Mevlamız neler buyuruyor? Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ona göre dinleyeceğiz inşallah. İnnel lezîne yücadilûne fî âyâtillâh. Allah buyuruyor. Benimle mücadele ediyorlar diyor Mevla Teala. Benim ayetlerimle, ifadelerimle, benim sözlerimle, hükümlerimle kalkmışlar ilimleri olmadığı halde. Onlara bir kitap gelmediği halde. Nurlandırılmadıkları halde, önlerini görmedikleri halde, basiretleri olmadığı halde, bir mikrop gelse bünyelerine ona karşı güçleri olmadığı halde. Hiç düşündün mü? Bir mikrop giriyor insanın vücuduna. Garibim, ya sapa sağlam adamdı, meşhur ifade. Nasıl? Sapa sağlam işte. Olur mu hoca ya? Çöp gibi olmuş. E ne oldu? Hoca işte mikroplanmış da bilmem ne olmuş da filan. Ya gördün mü sen bunu? Bu kadar ya insan. Bütün varlığı bu. Bütün hareketi bu. O gençliğinde işte
kalıbında, varlığında bir kendine göre bir böyle kalıplı, varlıklı, nefsani hareketleri, güçlü, o şeyi, bir kibirli hareketlerinde bir değişiklikler var. Ama bir mikrop, hop yatırıyor adam aşağı, ne oldu? Ya en son ismine koyuyorlar. Ne? Ya bu da işte var ya kanser. İsmini bile söylemiyor adam hocam. O hali hastalık var, hastalık. Efendi Hazreti kötü hastalık demeyin dedi. O yüzden ben kötü hastalık demiyorum o ifadeye. Neyse. Çok önemli bir. İsmini bile söylemiyor adam diye başıma gelir diye korkuyor. Gördün mü sen ya? İsminden bile korkuyorsun. Bir mikropla hayatının her şeyi bitiyor. Kalkıyorsun, ilmin yok, kitabın yok, bir şeyin yok. Mevla-Teala'nın ayetleriyle mücadele etmeye kalkıyorsun. Sen kimsin ya? Ne zannediyorsun kendini? Allah hepimizi muhafaza etsin. Sizi söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Siz yapmazsınız inşallah da. Ama yapanlarla alakalı söylüyorum. Yapanlarla alakalı. Tartışmaya girmeye hakkın bile yok senin. Ne bilirsin sen bu işleri ya? Allah bir şeyi yasaklıyorsa, kalkıp da bu yasakladığı şeyin karşısında sen ya işte fikir yürütme durumunda değilsin. Mevla bunu yasaklamıştır. Bitti. Eğer o insanlara faydalı olsa Allah onu yasaklamaz. Mevla Teala kuluna zulmetmez. Ona merhametsizlik yapmaz. Yasaklıyor bu şeyi. Bunu tartışmaya bile hakkı yoksa. Ya ben tartışırım. Ne tartışacağız? Bulursun cahil adamları tartışırsın. Yoksa ehli iman olan, akıllı olan seninle tek kelime bile konuşma. Ne konuşacaksın? Sen Rabbimin ifadelerine kulak veriyor musun? Onu mu anlat? Yok, yürü. Allah hepimizi muhafaza etsin. Ama maalesef bugün tartışılan konular işte. Aklını gideriyor. Çok değişik yerlere düşürüyor seni. Şöyle oluyorsun. Ya gençliğine, evlatlarına, ailelerine her türlü sıkıntıya düşürüyorsun. Allah bunu istemiyor işte. Kaliteli istiyor seni. Kaliteli. Yok yine bakıyorsun. Bir yerden savunmaya çalışıyor. Hem de Müslüman savunmaya çalışıyor. Yapma gözünü seveyim. Sen işine bak ya. Evler bir şey yasakladı mı tamam diyeceksin ya. Dersiniz inşallah. İnşallah. Öminen nas bir azıda Allah. Men yücadülü fillah. Allah'la mücadele ediyorlar. Bir gayri ilm diyor. İlimleri yok. Öle hüda. Hidayetleri yok. Yolları yok. Gidecekleri hiçbir delilleri yok. Gitseler yürüseler netice çıkmaz sokağa gördüklerini görecekler. Eyvah çıkmak sokaklarını görecekler. Hidayetleri yok. Yolları yok. Ama tartışmaları çok. Hem de ilmi konuları kahve köşelerinde tartışıyorlar. Ya ne yapıyorsun sen ya? Buralar bu işleri tartışacak yerler mi ya? Ya bana göre, ya sana göre, bana göre olsa 7 milyar din olur piyasada. Herkes der ki bana göre, o da der ki bana göre. Sana göre, bana göre din olmaz. Allah ve Resulüne göre, bize gösterilen kitaba göre din olur. Allah'ın hepimize başarılar nasip etsin. Amin. Öyle dediler müşrikler. Ve idâ meyyele muttebû mâ zelallâh. Bâlu bellittebû mâ ve cidâli ya Muhammed dediler. Bizim babalarımızı, büyüklerimiz, önderlerimiz görmüş olduğumuz onu üzerine yürüyoruz biz. Yollarımızdan bizi şaşırtma. Ya bu yol yürümüş olduğun yol yanlış. Yani sen sapıklıkla yürüyorsan, yanlışla yürüyorsan, Allah'a isyanla yürüyorsan sana birisi gel kardeşim bu yanlış yaptığın, yanlış yapıyorsun dendiğinde kalkıp da sen yok beni yolundan vazgeçirme mi diyeceksin? Verilen şu nimetleri, şu güzellikleri, şu aklı, sonsuz nimet o şu aklı. Tabii düşünmüyor ki aklı, hiç düşünmüyor musun aklı? Bir akıl sahibi insan bir düşünse bakayım. Bir akıl ki karşılığı olmayan bir nimet. Hiç hesap ettin mi? Karşılığı olmayan bir nimet. Hocam cennet olsa karşılığı kabul etmezsin. Eder mi insan? Cenneti verecekler sana ama aklın olmayacak. Ha, anlayamadım. Söyle bakayım. Gördün mü sen ya? Ne büyük bir nimet, sen bunu çok basit şeylerden dolayı, olmayacak şeylerden dolayı giderme durumuna düşeceksin. Allah buna müsaade etmez.
Allah'ım hepimizi muhafaza edesin inşallah. Öyle buyuruyor Mevla Teala. Bir gayri sultan ile tamam. Hiçbir makamları olmadığı halde, hiçbir bilgileri olmadığı halde, hiçbir durumları olmadığı halde sadece ve sadece cehaletinden Allah'ın ayetlerine inkar ediyorlar, mücadele ediyorlar, kulak vermiyorlar. Mevla böyle olmaktan hepimiz muhafaza. İn fi sudurihim illa kibir diyor Hazreti Allah. Onların gönlünde sadece ve sadece kibir yatıyor. Gurur yatıyor. Kendini beğenmişlik yatıyor. Liderlik aşkı yatıyor. Beyinlerinde, kalplerinde arzuları o liderlik aşkından, kibirlerinden, gururlarından dolayı kabullenmeye geçmiyorlar. Mevla hepimizi mağlubuz. Ancak şunu bilmek lazım tabii. Bazısı ağır şeyleri kabul etmez. Bazısı da bazı hafif görülen şeyleri kabul etmez ha. Bir bakmışsın adam kabul etmiyor. Neyi kabul etmiyorsun ya? Ya hoca işte öyle olur muymuş bu zamanda? Ya sen ne konu? Ne anlıyorsun sen ya? Sen ne bilirsin ya? Mevla Teala senden bir şey istiyorsa o istediği şeyin dışında bir şey olur mu ya? Allah'ım çok iyi anlar hepimiz asılır. Çünkü insanın kalbindeki o kibir, o gurur, kendi benliği, gençliği, ona vermiş olduğu hevesleri kendisini başka yerlere sürükleme durumuna düşer. Bir bakmışsın, insan ne'ûzü billah sırf etrafındakilerin ifadelerinden dolayı, sırf nefsinin kötülüklerinden dolayı yanlışa gidiyor. Allah hepimizi muhafaza etsin. Amin. Yapmayız inşallah. Öyle buraya bak. İlla kibrun mehmi mehlehi. Hepsinde böyle atarak kalbinde yatan o kibirden dolayı mücadele ediyorlar. Makamlarından, mevkilerinden dolayı mücadele ediyorlar. Maddelerinden dolayı mücadele ediyorlar. Dünyevi zevklerinden dolayı mücadele ediyorlar. Dünyevi zevkler elinden gidecek korkusuyla. Kendine ait bir takım makamları elinden gidecek korkusuyla. Seninle görünmekten bile kaçıyorlar. Hoca seninle görünürse adam ne olurmuş? Ne olur birine görünürse adam? Ya seninle görünürse adam işte derler ki bu adam girdi cahil derler bilmem ne derler. Ya bırak korkak Müslüman sen. Zavallı Müslüman. Allah ne der diye bakamıyorsun. Peygamber ne diye bakamıyorsun. Kulu benim dostlarımdan korktun öyle mi? Benim adamlarımdan korktun öyle mi? Onlarla görünmekten çekindin öyle mi? Ne anlatıyorsun? Ne anlatacaksın Mevla'ya? Bu yüzün bir daha arka tarafı var, perde arka tarafı var. Ne anlatacaksın Mevla'ya o zaman? Fesafe alemin diyor Hazreti Allah. Yakında bileceksiniz diyor. Yakalandım mı gel bakalım buraya dendiği zaman. Haydi bakayım. Mahşere çık bakayım dendiği zaman. Mevla huzuruna çıktığı zaman. Boyunları bükük. Ne oldu? Ya işte yasın var bu için ya. Kimden utanıyordun? Kimden korkuyordun? Kimden çekiniyordun? Mevla hepimiz var. Sizi terzih ederim ya siz yapmazsınız. Ama yine düşünmek lazım. Var mı yine bir şeyler? Mevla hepimiz var. Mâhum bibâlihî. O isteklerine ulaşamayacaklar diyor Hazreti Allah. Onlar küfrü ön planda tutmakla, kendi niyetlerini ön planda tutmakla arzu ettikleri şeye ulaşamayacaklar. Vallahu mutimmu nurihi ve lev kerihel kafirun diyor Hazreti Allah. Allah kafirler istemese de nurunu tamamlayacaktır. Sen olsan da olmasan da, korksan da korkmasan da seninle olacaksa ne mutlu sana, olmayacaksa bu iş olacak. Sadece sen kaybetmiş olacaksın. Yoksa bu iş mutlak olacak. Allah bunu onu tamamlayacak. Sen ibadetlerini yaparsan, sen gerçekten bu işe sahip çıkarsan, seninle yapar. Yoksa in yeşe yudhibküm ve yekti bi kalbin cedid, sizden mücadele olmaz. Yürüyün bakayım der Mevla. Sizi alırım diyor Hazreti Allah. Yeni nesiller yetiştiririm. Yenilerini getiririm. Onunla bu işi yaparım diyor Mevla. İster misin? Ses gelmedi. İstemeyiz ya. Niye öyle olsun ya? Efendi Hazretimizin meşhur duasıdır ha o.
Ya Rabbi diyor, hazır biz varız, bizim de bu işi gör diyor. At kenara sen kendini, başkalarıyla olsun. Ne gereği var ya? Hazır sen varsın ya. Seninle insanların yüzü gülsün. Gençliği gerçekten bataklıktan kurtulmuş olsun. Seninle beraber İslam nuru Türkiye'de tüm dünyada hakim olsun. Seninle olsun bu, seninle. Allah'ın başarmayı nasip etsin. Mâhum bibâlihî. Çünkü diyor Hazreti Allah, o kafirler, Allah'la mücadele edenler, niyetlerine, arzularına ulaşamayacak diyor Hazreti Allah. Her ne kadar yaygara yapsalar da, her ne kadar mücadele etseler de, varlık gösterseler de, sadece ve sadece bunların sebebi, ön planda görünmelerinin tek sebebi, Müslümanların korkak davranmasındandır. Eğer Müslüman dinini istenilen kıvamda yaşamış olsa, bir aylık yoldan Müslümanın ismini duysalar, kalplerinde korku olur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne anlatıyorsun bana ya? Müslümanım diyen, hakikaten İslami ahlakı yaşamış olsa, İslami hassasiyetleri yaşamış olsa, onların kalbine bir aylık yoldan korku düşer. Ha bakıyor ki Müslümanım diye adam düşmüş dünyanın zevkine, haramların içine, fark etmez oynuyor, gözü kör, dünya diye dalmış gidiyor. Ya bu Müslümanlardan diyor çekilmez diyor. Bunlar bizim dostumuz diyorlar. Dost. Mevlam iyi anlamaya nasip etsin inşallah. Başaracağız. Çaresi yok. Bu ayetler okunuyor illa. İlla ne yapacağız? Başaracağız. Ama insan gönül ister ki bu başarı bizimle olsun inşallah. Mevla buyuruyor, ulaşamayacaklar bir hedeflerine. Hedeflerine, İslam'ı bitirme hedeflerine ulaşamayacaklar. İnsanların yanından çıkan hedeflerine ulaşamayacaklar. Bir yere kadar belki mücadelelerine devam edecek ama illa bir gün hedeflerinden geri dönmek zorunda kalacaklar ki döndüler. Ama dertleri diyor, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ hatta yaruddukum an dinikum istilahu, ellerinden geldiği kadar mücadelelerini seni dininden vazgeçirmek için mücadele ederler. Her türlü sinsi planlar çizerler. Her türlü olayların içine girerler. Yeter ki sen dininden vazgeç. Geçmeyiz. İnşallah. Ne yapalım ya Rabbi o zaman? Onlar mücadeleyi başaramayacaklar, netice ulaşamayacaklar. Biz ne yapalım? Festa'ili billah. Sizin yapacağınız şey, gerçek liman olan, hakiki liman olan, gerçekten sığınılması gereken Allah'a sığınacaksın. Allah'ı dikkate alacaksın. Hayatını her alanında Mevla Teala'ya boyun bükeceksin. Sensin ya Rabbi diyeceksin. Çünkü o Allah, innehu ve semi'a, o Allah ziyade işitici. Seni de işitiyor, o küfürle mücadele, küfürle beraber yüreğleri de işitiyor Hazreti Allah. Seni de görüyor, onları da görüyor Hazreti Allah. Her şeye de gücü yetiyor Hazreti Allah. O yüzden sende iş bitiyor, sende. Bir mümin olarak eğer dininden utanmazsan, dinini yaşamaktan zevk alırsan, her bulunduğun yerde dinini anlatmaktan zevk alırsan, dinini yaşarken gerçekten güzel örnek olursan, Allah'ın yardımıyla beraber söz senindir. Ama yok, sen dininden haberin yok. Yaşamaktan utanırsın, peygamber ahlakından, sünnetinden utanırsın. Ondan sonra, ya hoca ne acısına be? Bırak işte. Sen ilk önce bir bak hayatına, bak hayatına. Allah'ın başarmayı nasip etsin. Ve devam ediyor böyle adaya. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ kulların ve yerlerin, göklerin yaratıcısı Allah'tır Allah. Bunları söylediği ifadeler, kendini bilmez, ilmi olmayanların, hidayet olmayanların söylemiş olduğu, kitabı olmayanların söylemiş olduğu ifadeler önemli değil diyor böyle adaya. Bak diyor yerlere bak, göklere bak, dağlara bak. Kendine bak, kendine bak. Bu kadar varlığın sahibi, yaratıcısı Allah'tır. Hepsini ben yapıyorum diyor Mevla Teala. Ben yaptığım halde kalkıyorlar,
kimsin ya? Sen kimsin ya? Senin varlığın nedir ya? Her şeyi yoktan var eden Allah nebilerinin olmasını cani gönüller arzu edilsin. Çünkü o nebiler bizim için rahmettir, merhamettir. Bizi düşündüğü içindir Mevlamızın. Mevlam ikram edilsin. Amin. Başaracağız ama herhalde biraz zor olacak. Allah'ın zorluğu da inşallah bize atlatmayı bize nasip etsin de. Başarmayı nasip etsin ya. Düşündüğü zaman insan tefekkür ettiği zaman bunlarda hiç sıkıntısı yok. Ya göklerin sahibi kim diye sorsan herkes Allah diyor. Yerlerin sahibi kim? Allah. Onlar güneşin, ayın, şunun, her şeyi tak tak hepsini tek tek düşündüğü zaman bir tefekkür et bakayım ya. Allah 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 diyoruz. Dinin sahibi kim? Allah. O zaman kulların sahibi kim? O kulların sahibi de Allah. Yani Allah o zaman emrettiği şeylerin kuluna zor gelebilir olur mu ya? Zor şey emreder mi Hazreti Allah? Ona sıkıntı verecek şey emreder mi Allah? Ne konuşuyorsun o zaman sen? Kalkmıyorsun diyorsun ki bu zamanda yalan olmadan ticaret olmaz. Nereden çıkarttın sen şimdi bunu? Bu kimsenin sen bunu? Ya işte, ya bırakmışsın. Ne oldu işte? Yalancının birisin sen. Başka bir şey yok ki. Bu zamanda faizsiz ticaret olur mu? Olur. Olur. Allah olur diyor. Hocam ya bırak bu işleri işte. Senin gibi benim gibi cahillerin ifadeleriyle beraber ne oldu? Her taraf faize girdi. Ondan sonra boğuluyor hocam. Boğulca sen daha çok boğulacaksın. Bu bir şey değil ya. Bu daha bir şey değil ki ya. Daha çok boğulacaksın. Ne kadar boğulacağım hocam? فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولُ عَزَدَ اللّٰهِ Benimle harp ilan ettin sen diyor ya. Allah ve Resulü harp ilan ettin sen diyor ya. Ne zaman vazgeçersen o zaman kurtulacaksın. Ne zaman vazgeçeceksin faizden, ne zaman vazgeçeceksin kumardan, içkiden, bunlardan ama Allah'ın yasaklarından ne zaman vazgeçeceksin, o zaman kurtulacaksın. Yoksa dahası var bunun. Dahası var. Hocam dibe vurduk. Ne dibe vurmuşsun ya? Daha çok iyisin sen. Eğer rahatlıkla yiyip içebiliyorsan daha müracaatı var bak. Suyu bulabiliyorsun işte. İçiyorsun. Rahatlığın var. Bunlar da elinden alınacak sen. Elinden alınacak hepsi. Allah uyanmayız biz. Amin. Uyanacağız biz. Alınmayacak inşallah. İnşallah. İnşallah edeceğiz ya. İnşallah. Niyetiniz yok sizin ben size söyleyeyim. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi öyle yaptı. Öyle yaptı ya. Allah'ımız anlatıyor. Yunus Aleyhisselam kavmi ne yaptı? Baktı ki Yunus Aleyhisselam yazdı. Dedi ki ya bak çok büyük bir bela gibi. Yapmayın gözünüze gitti ya. Baktı ki dinlemiyor bunlar. Musa'ya ne yaptı? Dedi ki ya ben dedi bunlar arasından gideyim. Bunlar çünkü laf dinlemiyor. Sonra baktılar ki Yunus çok piyasada. Eyvah dediler toplanın. Toplanın. Bir sahraya toplandılar. Hep ben çoluk çocuk ne varsa hepsi toplandılar. Mevla'ya müracaat ettiler. Hepsi secdeye kapandı. Ya Rabbi dedi, biz yanlış yaptık dedi ya. Mevla Teala azabı geri çekti ya. Ayet ha bunlar. Azabı geri çekti Mevla Teala. Şimdi anlarsan kolay işte. Bu belalarda nasıl kurtulunur? Nasıl girdiysen oradan vazgeçeceksin, kurtaracaksın. İnşallah. Ama demiş ya adam, oğlum gelsene, hırsızı getirsene. Baba gelmiyor, sen gel beni de bırakmıyor. Şimdi öyle bir battın ki, borcu öyle bir batmışsın ki, hoca ne yapayım, öyle bir batmışsın ki, gel, gelemiyor. Bırak onu, bırakamıyor. Ne yapacaksın? Boğuluyor hoca, boğuluyorum hoca. Ya gördün mü sen mübarek adam? İşin başında sormazsın hocaya hoca. Böyle bir şey yapacağım ne dersin bile sormazsın. Dalarsın. Ondan sonra iş bittikten sonra hoca ne yapacağız ya? Ne yapacaksın? Batmaya devam işte. Çırpındıkça da ne olur da çırpındıkça? O yüzden Mevlam hepimizi muhafaza etsin inşallah. Bu bataklıklardan kurtarsın bizi inşallah. Başaracağız inşallah arkadaşlar. Öyle böyle Mevlam Teala bak. Bakın diyor Mevla Teala, yerlerin yaratılışına, göklerin yaratılışına, insanın yaratılışına. Ama insanlar o yakinle eklemenden silah yani bu insanların çoğu bunu bilmiyorlar diyor Mevla Teala. Bakmıyorlar, incelemiyorlar. Bunları tek tek tefekkür etmiyorlar. Kendi hayatları, kendi yaşantıları, kendi gözlerini boyamış durumda onların. Kendi hayatlarında bir şeye takılıp onunla beraber hayatlarına devam ediyorlar. Mevlam hepimizi muhafaza etsin. Ve mâ yestevil âmâ vel basîr. Devam ediyor Mevla Teala. Hiç görenle kör bir olur mu diyor Hazreti Allah. Âmâ doğuştan kör. Doğuştan kör bir adamla gören bir adam bir olur mu? Olmaz. Olmaz.
körsün kör. Düşünmüyorsun ya. Yerlerin, göklerin, bütün kainatın, her şeyin bu dizaynını, mükemmelliğini, kendi varlığındaki bu mükemmellikleri düşünmeyip bunların sahibi Allah'ı düşünmeden hayatını sürdüren adam kördür, kör. Düşünmüyor adam. Rabbini düşünmeyen adamlar ne olur ya? İşte bu olur. Allah hepimizi muhafaza. Vellezine amenu ve amilu salihate ve nemsi. İman eden, iman edip Rabbini tanıyan salih amel işleyenle küfre bakmış, günahlara bakmış, günahı normalleştirmiş, hatta günah bile görmeyen bir insan bile olur mu diyor Hazreti Allah ya? Söyleyemiyorum bazı şeyleri. İnanın yemin ediyorum, öyle haramlar var ki şu anda Türkiye'de onu normal Müslüman, normal Müslüman, normal Müslüman'dan bahsediyorum. Haram gör diyor ya. Normal Müslüman mı ya? Bu da mı haram diyecek ya? Hoca da söyleyemiyor anne, biliyor musun? Ya bu da mı haram diyecek diye ya. Onu ama sorsan o 10 numara Müslüman. Allah hepimizi muhafaza etsin. Amin. Hoca çok merak ettik derseniz özelde söylerim. Özelde söylerim. Ama isterseniz bir ufak işaret vereyim arkadaşlar. Allah'ın haram kıldıkları ile muamelelerde insanları bir inceleyin. Haram kıldıkları ile muamelelerde. Ya biraz daha açayım mı? Biraz daha. Ya kadınlarla muamelelerde. Bir bakıyorsun Allah'ın haram kıldığı kadınlarla öyle bir rahatsız ki Allah buna müsaade etmedi herhalde. Fark etmesi de oynamıyor. Ama hoca işte elektriği yatırmaya gittim de karşılaştım. Suyu yatırmaya gittim de şöyle. Ama hoca işte beraber çalışırdım de. Bunlara sen yol varmış gibi çok rahat. Hoca ama şöyle oldu da böyle ya bırakma işleri be kardeşim. Mevlamız buyuruyor. Öyle bir günaha batmışsın ki günahta olduğunun farkında bile değilsin. Günahta yüzdüğünün farkında bile değilsin. Ne anlatıyorsun? Neyse hemen hızlı geçiyorum. Tehlikeli konuya da dokundum. Ama siz yine inşallah anlamışsınızdır. Allah'ın bütün hatalardan hepimizi muhafaza etsin. Amin. Olmazsa olmaz arkadaşlar. Söylemeden de olmaz bazı şeyler. Ama Mevlamız buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اَمَلُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُس۪يهِ İman eden, salih amel işleyenlerle beraber kötülüğe dalmışlar. Kötülüğü işleyenler bir olur mu diyor Mevla Teala? Bir olmaz, eşit olmaz. İman sahibi insan Rabbini bilir. İman sahibi insan basiret sahibidir. Çünkü Allah ona İntettekullah yec'allekum furkana diyor Hazreti Allah. İman edenlere biz furkan verdik. Furkan demek hak ile batılı ayırma kabiliyeti verdik. Yani o insan hakkı batılı ayırma kabiliyetindedir. Doğruyu yanlışı görme kabiliyetindedir. Yeter ki o imanı ne yapsın? Kullansın. Salih amelle beraber imanı kullandığında doğruyu mutlak görür, yanlışı mutlaka tespit eder. Ama salih amel yok. İman zayıf. Küfre batmış. Haramlarla yoğruluyor. Önderince seçmiş. Falanca cami var ya hocam, o da öyle yapıyor. Falanca cami senin önderin mi ya? Hocam falanca hoca da söylüyor. Öyle yapıyor. Falanca hoca senin önderin mi ya? Senin önderin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun yolundan yürüyorlar. Kendini kandırma. Ama hocam şu çok Müslüman bir adam ama ya bırakma işte, ben ne anlarım hocam ya. Ben böyle şey anlamam. Anladığım bir şey var. Allah ve Resulü kitabullah'ta var mı? Anlattığı şeyler var mı? Onu anlatmalar. Yok, ben bu konuşmalar diyeceğim. Falanca düşmanı bizim önderimiz mi ya? Önderi, insanın önderi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, hakikaten onun yolunda yürüyen varsa o. Yoksa ne anlatıyorsun? Üç tane ifadeyle beraber seni bağlıyorsa, üç hareketle beraber seni kendini sana Müslüman ve lider olarak çakıyorsa ben ne yapacağım kardeşim, ben ne yapayım? Hoş bu adam senin dini liderin değil ki. Kim olursa olsun. Bu adam senin her ne kadar başka yerlerde önderin de olsa dini liderin olmadığı için din konusunu yine peygamberinden öğreneceksin, Allah'tan öğreneceksin, kitabullah'tan öğreneceksin. Bu işi Rabb'inden öğreneceksin. Evet, mesele anlaşılmıştır, Allah kabul etsin. Yoksa öbür türlü sakata bağlarsın. Ha, dini önder seçtiysen yanlış seçtin o zaman. Ondan ötürü söylüyorum. Allah'ımızın ifadesi,
Galilem ma tetezekkerun diyor Hazreti Allah. Onlar var ya o müminler. Bizlerden bahsediyor Hazreti Allah. Onlar az düşünüyorlar. Az tefekkür ediyorlar. Az hatırlıyorlar. Rableriyle olan bağlantılarında, peygamberiyle olan bağlantılarında, kitapla olan bağlantılarında az, az düşünceler onlar. Diyor Mevlamız. Bir bak bakalım hayatında gerçekten. Mevla Teala'nın o birliğiyle, beraberliğiyle, kudretiyle, güzelliğiyle alakalı düşüncelerin, senin Mevla'yla bağlantıların, peygamberinle bağlantıların, dininle bağlantıların, kitapla bağlantıların hususunda ne kadar düşünce sahibisin? Hakikaten yapmış olduğun işlerde birinci derecede bir iş yapacaksın, birinci derecede bir iş yapacaksın, birinci derecede Mevla Teala'yı dikkate alıyor musun? Yoksa sen Mevla'yı hiç düşünmeden bir işle başlıyorsun ya? Bir bakar mısın Allah rızası için? Yapacağın bir işte, yapacağın en şey hangisi olursa olsun, ister ticaret hayatında olsun, ister evlilik hayatında olursa olsun, hangi iş olursa olsun, kendine göre, kendi mantığına göre bir şeyleri tutturmuş biliyor musun? Yoksa gerçekten bu yapacağım işte Allah'ım ne istiyor, peygamberim ne istiyor, dinim ne buyuruyor, onu dikkate alıyorum mu diyorsun? Mevla buyuruyor, ben demiyorum. Galilem ma tetedekkirun. Az hatırlıyorlar diyor Hazreti Allah bunlar. Az hatırlıyorlar. İşlerine geldiği yerlerde, hocam öyle değil mi? İşine geliyor ya, he öyle. İşine gelmediği yerde, ama hocaya sorma diye, hoca ona yol vermez. Devam. Ne oldu? Daha önce soruyordu işte. Hocam öyle değil mi? Diyordun. Hoca orada işime geldiği yerde soruyordum. Cenaze olduğu zaman, hocaya var ya koşa koşa gelirsin. Ama bu başka iş olduğu zaman, düğün olduğu zaman aman derse hoca uzatmış. Geçen beni davet ediyor, buradan birisi ismini vermeyeceğim, belki de buradadır. Hoca diyor, düğünümüz var ama diyor, sana uygun değil. Nasıl bana uygun? Bana uygun diyor, ne demek ya? Düğün var bana uygun diyor, o ne demek? Bana uygun değilmiş işte. O ne demek, sen gelme demek diyorsun. Zaten gidemedik işte. Bilmiyorum valla. Hocaya uygun olmayan mümin bir kişiye nasıl uygun oluyor? Onu da düşünmek lazım. Allah'ım hepimizi muhafaza etsin. İnne sa'ate la te'tun la rabbike. Allah buyuruyor. Kıyamet saati gelicidir. Şüphe yok ha diyor Mevla Teala. Vaktiniz geliyor diyor Mevla Teala. Eceliniz geliyor. Rabbine kavuşmanız geliyor. Hiç ummadığınız halde bir bakmışsın kapı çalıyor. Gel bakalım deniyor. Dendiği zaman eyvah demenin fayda vermeyeceği gün geliyor. Ve karşılaştığın anda evet anlatılanlar bunlarmış. Veltefeti sâku bisâk çünkü ayağı ayağa dolaştırıyor. Olayı anladı, gördü, sevkiyat başladı, ayak ayağa dolaşmaya başladı. Eyvah gidiyorum. Ve zanne ennehul firak diyor Hazreti Allah. وَظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَانِ Ayrılığı anlayınca, görünce başladı eyvah demeye. Ve öyle işin dehşetine kapıldı ki, ne oldu? Biraz rahatsızlanıyorsun, biraz daha ileri gittiği zaman kendi kendine başlıyor, gidiyorum galiba filan. Yani gözlerim, ay yok 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 iyi açıldı filan. Ne oldu ya işte, başlıyorsun hemen. Biraz daha Mevla dozunu artırsa var ya yemin ediyorum sıyıracaksın. Ama Mevla yine ne yapıyor? Fırsat veriyor. İkaz ediyor. Kendine gel diyor. Kulum kendine gel. Kendine gel. İş bu hale düşmeden, ayakların birbirine dolaşmadan Rabbine gel. Eğer ayakların birbirine dolaşmadan Rabbine müracaat edersen o zaman ayakların birbirine dolaşmayacak. Hatta ve hatta ölüm senin için en zevkli anın olacak. Çünkü sen dünyadayken Rabbinle barışık, hayattayken Rabbinle barışık, ölümünde de Rabbinle barışık. Hatta bazıları demiş ya Cibril Emine, Aleyhisselam'a neredeydin şimdiye kadar diyorlarmış. Neredeydin şimdiye kadar? Yani beni niye bu kadar dünyada bıraktın alsaydın ya. Allah'ım güzel anlamayı hepimiz nasip etsin. Ancak diyor Mevla Teala bu ayetler anlatıldığı halde, bu kadar işaretleri gördükleri halde
gökyüzünde, yeryüzünde bütün olayları gördükleri halde gözlerinin önünde her türlü ibretten olduğu halde, kendi varlıklarında ve etrafındaki insanların varlıklarında ibretten olduğu halde, hatta ölümden olduğu halde وَلَاكِنَّ اَكْتَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ diyor Hazreti Allah. İnsanların çoğu iman etmezler. Allah böyle olmaktan hepimizi muhafaza etsin. Amin. İman etmek çok güzel bir şey arkadaşlar. Elhamdülillah sonsuz nimet çünkü iman. Ama bu imanı kalitesiyle yaşamak, hakkıyla yaşamak, yerinde yaşamak, zamanında yaşamak, güzel örnek olmak, o hepsinden daha güzel arkadaşlar. Yoksa düşünsene ahirette karşılarınız gel korkak Müslüman. Hiç merak ettin mi ya? Dininden utanan bir Müslüman olarak çağrılmaktan hiç merak ettin mi ya? Gerçekten ahirette beni çağıracaklar. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيْوَ الْمُجْرِمُ Allah. Hadi mücrimler ayrılsın, müminler kalsın. Hadi müminler arasında kaldı. İnşallah. Allah'ım ayırmasın inşallah. Ama o müminler arasında da çağrılıyorsun. Nasıl çağrılıyorsun? Çağırın bakayım şu korkak Müslümanları. Dininden utanan Müslümanları. Dinini basite alan Müslümanları. Allah'ın emirleri yaşanması gerektiği halde, peygamber takip edilmesi gerektiği halde, onları bırakıp da başkalarını takip eden Müslümanları, birbirini sevmesi gerektiği halde birbirini sevmeyi bırakmış, birbirini fitnesine düşmüş Müslümanları, birbirine iftira atan Müslümanları, gel çağırın bakayım. İnceledin mi, takip edin? Yok, gel bakalım sen bir. Nasıl olur? Mevla'nın huzurunda bu şekilde çıkmak. Hele hele korkak çıkmak. Hele hele korkak çıkmak. Kimden korktun kulum? Ya Rabbi kimden korktun biliyor musun? İşte kullarından çekindi. Öyle mi? Benliği bıraktı kullarından çekindi. Mevla hepimiz mağazız. Ve abimiz Nurettin Yıldırmaz abimiz Sezgi artık kansere yakalanmış. Allah'ım acil şifalar nasip etsin. Mevla terbütün hastalarımıza şifalar nasip etsin. Dertlerimize devalar nasip etsin. Boşluğa edalar nasip etsin. Gençlerimizin hoca yaşlılar da olsun hadi neyse. Gençlerin ve yaşlılarımızın hepimizin yani manevi hastalıklarına da şifalar nasip etsin. Mevla bizden razı olsun. Amin.